Hocam hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bambaşka bir başarı hikayesiyle karşınızdayız. Aslında birden fazla başarı hikayesiyle karşınızdayız. Şu anda yanımızda DGS Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz var. 12 tane öğrencimiz var ancak teknik sebeplerden dolayı şu anda 10 tanesi burada. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir başarı gösterdiniz. Hepiniz kul çıkardınız ve zirveye yerleştiniz. Birazdan sizlerle sohbet edeceğim. Hemen arkadaşlarımıza biraz bilgi vereyim. Biliyorsunuz kamera yukarıda ancak arkadaşlarımızla buradan görüşüyorum ben. Dolayısıyla bir kameraya bakma, aşağıya bakma durumu olacak bu bir. Arkadaşlarımızın ortak bir özelliği var. Nedir özellikleri? Bütün öğrencilerimiz Bahçeşehir Koleji öğrencileri. Bu noktada kendilerini tebrik ediyorum. Tabii ki Bahçeşehir Koleji'nin öğretmeninden personeline herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir çalışmanın neticesinde bu arkadaşlarımız güzel yerlere gelecekler ve güzel bir sonuç aldılar. Sadece bu da değil, öğrencilerimiz eksik konularını hocalara geldik videolarından tamamladılar, kaynaklarından tamamladılar. Hem öğretmenlerinin yönlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz, hem de öğrencilerimize bu tercihlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Fakat hani öğretmenleri elbette ki gayret gösterdi, kolej elbette ki yardımcı oldu, bizler elbette ki yardımcı olmaya çalıştık. Fakat bu bir cevher öğrencilerin içinde vardı. Gelecekte bunlar Türkiye'de çok güzel yerlere gelecekler. Sevgili arkadaşlar, ben bu başarı hikayelerinizi duymak istiyorum. Tabii süre kısıtlı, hepinize söz vereceğim fakat hepinize farklı sorular sormak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Örneğin kimle başlayalım? Berke ile başlayalım. Berke, senden şunu öğrenmek istiyorum. Sen sadece 8. sınıfta mı çok sıkı bir ders çalıştın? Yoksa öğrenim hayatı boyunca zaten çok iyi bir öğrenci miydin? Sistemli mi çalışırdın? Buyur, seni dinleyelim lütfen. Yani ben daha 4. sınıftan itibaren test çözmeye başlamıştım zaten. 5, 6 ve 7'de test çözüyorum. Derslerimde de bundan dolayı önceki senelerde de gayet başarılıydım. Bu sene de çalışmalarımı üzerine koyarak devam ettim. Tabii önceki senelere göre biraz daha fazla çalışmak zorunda kaldık bu sene. Bu çalışmanın da karşılığını aldım. Yani evet. Yoruyor muydu belki bu çalışmalar? Özür diliyorum. Mesela 4. sınıftan beri çalışmaya başladım diyorsun ya. Hani 4. sınıftan beri günde 8-10 saat ders mi çalışıyordu belki? Nasıldı programı? Yavaş yavaş arttırarak olduğunu söyleyebiliriz. 4. sınıfta tabii ki 8. sınıf kadar çalışmadı ama her sene biraz daha öncekinin üzerine koyarak gittiğimde 8. sınıfta da daha fazla çalışırken zorlanmadım. Anladım. Peki, tebrik ediyorum seni. Peki birincilik bekliyor muydun Berke? Bunu da sorayım sana. Yani evet, ben 500 tam puan hedefliyorum. Yani senenin başından beri. Zaten netlerini yaptım etti. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Seni tekrar alacağız. Şimdi Buse'ye sormak istiyorum. Buse, senin de özellikle bu seneni merak ediyorum. Bu sene canından bezdin mi? Yoğun bir çalışma programın var mıydı? Yani tabii zorlayıcı süreçler oluyor ama isteyerek çalıştığınızda bir hedefiniz olduğu için o hedefe ulaşmak için çalışmak gerekiyor. Bu yüzden arada evet zorlanıyorsunuz ama genel olarak güzel geçti benim senem. Sen de derece bekliyordun, full yaptığını biliyordun. Belli bir derece. Peki sene başında mesela Berke dedi ki ben zaten hazırlanırken full yapacağım diye hazırlanıyorum. Senin de böyle bir beklentin var mıydı? Evet, ben zaten yaz tatilinde çalışmaya başlamıştım. O zamandan beri hep 500'e hedefledim. Bu sonuca da ulaştım. Yaz tatilinde çalışmaya başladın ama öncesinde de herhalde başarılı bir öğrenciydin. Evet, en baştan beri. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Peki, şimdi hemen kime soralım? Ahsen'e. Ahsen, Manisa'da Bahçeşehir Koleji'nden. Ahsen, sana da şunu sormak istiyorum. Soruları gördün. Matematik, Türkçe. Yani en çok seni zorlayanlar hangileriydi? Ve özellikle matematiğe nasıl çalıştın sene içerisinde, bunu merak ediyorum. Açıkçası beni en çok zorlayan matematikti. Benim matematiğimin önceden de iyi olmasına rağmen beni zorladı. Matematiğe şöyle çalıştım ben. Kazanım sorusu çözdüm ilk başta dersten sonra. Sonrasında da yeni nesil sorulara yavaş yavaş giriş yaptım. Bu şekilde çalıştım yani. Peki yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim, olmayacak, kul çıkmayacak diye düşündün mü hiç sınavda? Yani yok, hayır, sınavda düşünmedim. Benim sürem de yetti sınavda. Güzel. Fazladan. Peki Türkçe nasıldı? Türkçe nasıldı Ahsen? Yani açıkçası Türkçe benim hazırlandığımdan daha kolay gibi geldi. Senin için kolaydı. Tabii öğrencilerimize bunu söyleme. Çünkü ben Türkçeyi biraz matematiğe yakın görüyorum Ahsen. Özellikle DGS'deki Türkçeyi. Gerçekten de soruları öyle güzel hazırlıyorlar ki ben
sorulardan memnunum, öyle söyleyeyim sizlere. Tabii ki biraz zorlayıcı. Bunu da buna da itirazımız yok. Fakat özellikle son birkaç senedir LGS sisteminden beri hem matematik hem Türkçe soruları öğrencileri zorlayan, hatta biz öğretmenleri dahi düşündüren. Ki ben hep söylüyorum, LGS matematik soruları TYT matematik sorularıyla yarışır. Yani üniversite imtihanına giren abilerinizin, ablalarınızın o sorularıyla yarışır. Tebrik ediyorum seni de. Şimdi yani, de buyur. Açıkçası ben daha çok Türkçe'de zorlanıyordum sene boyunca. Ama bana göre matematik sınavda daha zordu. Güzel. Peki öyle Mustafa'ya soracağım hemen. Çok teşekkür ediyorum Aslan. Mustafa, senden de şunu öğrenmek istiyorum. Kolejdesin, öğretmenlerin elbette ki sizlere yardımcı oluyor. Eksik konularınızda vesaire. Nasıl bir çalışma programı izlediniz? Öğretmenleriniz sizi nasıl yönlendirdiler bu süreçte? Tarif eder misiniz? Rehberlik öğretmenine bir tablo hazırladık. Günlük belli bir soru hedef sayısı vardı. Ona uymaya çalıştım genel olarak. Bak, tam olarak bunu merak ediyorum. Çünkü üniversite hazırlık öğrencilerine sorduğumuzda onlar biraz daha bireysel olarak bakıyorlar işe. Yani sizin gibi rehber öğretmenlerle değil de belki de biraz da yaş itibariyle kendilerini biraz daha iyi tanıyorlar ve diyorlar ki benim şunu yapmam lazım. Ancak ortaokul sıralarında bu biraz daha düzenli olmak zorunda. Yani otokontrol zorlaşıyor ve rehber öğretmeninizin ya da kurumlardaki öğretmenlerinizin sizi biraz daha takip etmesi gerekiyor. Doğru mu anlıyorum burada? Evet. Peki ortalama günde kaç saat soru çözerdin Mustafa? Kaç soru çözerdin? Günde yılın başında, birinci dönemin başında 200 civarı soru çözerek başladım. Yıl sonuna LGS'ye doğru giderken 400-350 soru arasında çözüyordum. 400-350 soru arasında, ki epey aşmışsın sen artık. Nasıl yapıyordun? Saniyede bir soruya sıkıştırmaya başlamışsındır. Peki günlük kaç saat çalışıyordun? Çünkü okulunuz var. Gerçi pandeminin de avantajını yaşamışsınızdır. Yani avantajını derken evde kaldığınız süreyi de iyi değerlendirmişsinizdir. Doğru mu? Doğru. Çok yardım oldu pandeminin de benim açımdan. Günlük 6 ile 8 saat çalışmaya çalıştım. 6-8 saat arasında. Tebrik ediyorum. Gerçekten de çok güzel. Peki Egemen, şimdi sana dönüyoruz. Egemen, arkadaşlarımızı en çok zorlayan ders matematik. Bilmiyorum, senin en çok matematik mi zorladı? Buradan başlayacağım ilk önce. Evet hocam, en çok ben de matematikte zorlandım. Peki okulda öğretmenlerinizle matematiği nasıl hallediyordunuz? Nasıl bir ders işleme şekliniz vardı? Sene başında konuları normal ders kitabımızdan soru çözerek işliyorduk. Hı-hı. Daha sonra arkadaşlarımın ve yani beraber getirdiğimiz, yapamadığımız soruları tahtada herkesin önünde çözerek pratik yaptık. Çünkü o genelde çözemediğiniz sorular aslında sizin skalanızdaki öğrencilerin zorlandığı sorular. Doğru mu düşünüyoruz burada? Evet öyle. Anladım. Peki sen matematik ve Türkçe'ye evde nasıl çalıştırdın Egemen? Bunu da sorayım. Türkçe'ye genel olarak ben paragraf soruları çözerek hazırlandım. Kazan temelli tabii ki de çözdüm ama en çok zorlandığım kısım paragraf olduğu için paragrafa yönelmiştim. Matematiği de ben zaten 4. sınıftan beri bir hobi olarak olimpiyatlarına katılarak daha böyle ileri seviye soruları görmüştüm. Bu sene de yeni nesil sorulara ağırlık verip bunu artık istediğim seviyeye getirdim matematiğimi. Sınavda da yardımcı oldum bana. Sana da sorayım, günde ortalama kaç saat çalışıyordun? Okulun olmadığı bir günden baz alalım. Okulun olmadığı bir günler sene başında 100-150 soru civarında çözüyordum. Hı-hı. Sene sonlarında LGS'ye yaklaştıkça 250-300 soru arasına kadar çıktım. Anladım. Az önceki arkadaşımız aslında biraz farklılık var. Bunun temel nedeni de şu oluyor arkadaşlar. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Neden? Bazı öğrenciler diyor ki günde 300 soru çözmeden, 400 soru çözmeden bu iş olmaz. Hayır, olabildiğini gördük. Neden? Egemen belki de biraz daha çok konu ağırlıklı çalışıyor. Konuları tamamlamaya yönelik çalışıyor. Soruların üzerine biraz daha fazla düşünüyor. Diğer arkadaşımız da konuları bitirmiş, daha çok soru çözeyim, soru çeşitliliğini arttırayım. Bu noktada da tabii ki rehber öğretmenlerinizin sizi yönlendirmesi de gerçekten güzel. Umuyoruz ki sadece burada değil, LGS'de elde ettiğiniz başarı değil, bu başarıyı üniversite hazırlık sürecinde de devam ettirirsiniz. Hemen Yusuf'a döneceğim. Yusufçuğum, senden de ortalama bir gününü bize anlatmanı istiyorum. Yani okuldan geldin. Yusuf o gün okuldan geldikten sonra ne yapıyordu? Okul işte 3.30-4 gibi bitiyordu.
4'te eve geliyordum, 5'te başlıyordum. İşte 5'ten saat 11'e kadar falan çalışıyordum genelde. İşte 1 saat 15 dakika civarında falan. Ara veriyordun ama değil mi? Evet evet. 1 saat çalıştıktan sonra 15-20 dakika onu devam ediyordum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu hepinize soruyorum. Yani isteyen herkes cevap verebilir buna. Çok çalışırsan kafayı yersin. O kadar çok çalışma derler. Bu çalışmadan bıkıyor muydunuz arkadaşlar? Yani ben bıktım artık bırakacağım dediğiniz oldu mu? Oldu hocam benim. Nasıl ben, oldu? Ne yaptın mesela o dönemde? Sene sonlarına doğru çok fazla sıkılmıştım artık çalışmaktan. Bırakacağım demiştim ve bırakmıştım. Bir gün falan yani en azından. Hiç bir gün mü bıraktın? Ya bir gün bırakıyorum, sonra bir daha başlıyorum ama sonra bir daha bir gün bırakıyorum. Öyle olmuştu senenin sonlarına doğru yani. Çok fazla neyse olmuştu. Ama en azından ben şunu söylüyorum tüm arkadaşlarımıza. Evet yorulabilirsiniz tabii ki, sınav hazırlık süreci böyle. Arkadaşlar hiçbirimiz hep böyle sınav dolu bir hayat olsun demiyoruz ama Türkiye'de milyonlarca öğrenci var ve dolayısıyla bir sıralama yapmak gerekiyor. Yani bu sıralamayı Türkiye şartlarında farklı bir şekilde yapamıyoruz, öyle değil mi? Sizler tamam güzel okullarda okuyorsunuz fakat böyle bir okulda okuyamayan bir sürü öğrenci var, milyonlarca öğrenci var. Tamam bizler hocalara geldik olarak elimizden geldiğince online olarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz fakat bunun bir sürü parametresi var, bir sürü değişkeni var. Dolayısıyla mecburen ne yapılıyor? Böyle bir sınav sistemi ortaya çıkıyor. Bu sınav sisteminde maksimum başarıyı göstermek zorundasınız. Aslında gördük arkadaşlarımız genellikle, yani öyle tahmin ediyorum, belli bir soru artık öğrenmek keyif veriyordur. Öğrendikçe, belli bir noktaya geldikçe bu sizleri güdülüyordur ve bir başarı elde ediyorsunuz. Sizlerin de bu seviyeye gelmeniz lazım. Aksi takdirde öğrenmek tam anlamıyla bir eziyettir. Yani öğrenmek eziyet değildir tabii ki. Fakat ders çalışmayı sevmiyorsanız, soru çözmeyi sevmiyorsanız yaptığınız her şey angarya gibi gelecektir size. Buna lütfen çok 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 önem verin. Bora, Boracığım bizimleysen, ki bizimlesin, hemen sana da şunu sormak istiyorum. Sosyal hayatın nasıldı? Sosyal hayatım aslında sınavda, yani 8. sınıfta sosyal hayatım yoktu bence. 6-7? 6-7'de ya ben zaten çok sosyal bir çocuk değilim. O yüzden benim hiçbir zaman... Öyle sosyal... deme, öyle deme. Bora dayak yersin. Diyeceksin ki ben çok çalıştım. Bu çalışma sayesinde buralara geldim diyeceksin. Çalışma sayesinde sosyal hayat olarak, yani ben sosyal hayatım hiç olmadığı için 6-7 falan fark etmiyor. Peki mesela spor yapar mısınız? Benim daha önceden de öğrencilerim oldu. Gerçekten de çok başarılı öğrenciler. Kimisi masa tenisinde, kimisi basketbolda. Tekrardan altını çiziyorum. Siz pandeminin etkisiyle bu kadar bir sosyal hayat yaşamamış olabilirsiniz. Ama yine de ben gezmelerime, tozmalarıma devam ettim diyebiliyor muydun geçen sene? Yani 8. sınıfta olduğum zaman. Evet. Yok öyle bir şey yok ama eskiden en azından pandemi olmadan önce yüzmeye çok gidiyordum. Bayağı gidiyordum, sonra pandemi çıktı bir daha da görmedim. Yani. Anlıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Aynı soruyu Hamza'ya da soracağım. Bu şekilde değil. Hamza, sana da şunu sormak istiyorum. Bu LGS'de hazırlık süreciyle sosyal hayatı nasıl dengeliyordun? Yani bıktım dışarı çıkayım gezeyim mi? Yoksa hayır benim ders çalışmam lazım bunu halledeyim şeklinde mi? Hamza burada mı? Halkalı'dan. Hocam ben de böyle Bora gibi açıkçası pek bir sosyal hayatım yoktu. Öyle zaten bıktırmamaya çalıştım kendimi. O kadar da abartmadım soru çözmeyi. Ama öyle bir şey olmadı hiç. Yani. Dersten bıktın evet. Yani her gün 7-24 ders çalışmıyordun değil mi Hamza? Evet hocam, ben dengeli bir şekilde çalışıyordum böyle. Çok da abartmıyordum. Peki yoruldun sıkıldın, ne yapıyorsun? Evde mi vakit geçiriyorsun yoksa dışarıya mı çıkıyorsun, ne yapıyordun? Evde vakit geçiriyorum. Video oyunu falan oynuyorum. Çok fazla değil ama değil mi? Yani günde birazcık kendini dinlendirin. 45 dakika. Bunun otokontrolünü yapabiliyorsan ne güzel zaten. Tebrik ediyorum. Evet. Bengisu. Bengisu'ya da şunu soracağım. Bazı öğrenciler programlı çalışır Bengisu. Bazı öğrenciler çok fazla programa uyamazlar. Tabii size LGS'de farklı olarak sadece 8. sınıf konuları var. Hani üniversite hazırlığa geldiğinizde göreceksiniz ki birikmeli bir konu var. Dolayısıyla böyle bir problem yaşıyor öğrenciler. Nasıl bir program hazırlardın? Eksik konularını nasıl çalışırdın? Bunlardan bize bahseder misin biraz?
Öncelikle ben programa çok uyamayan öğrencilerdenim. Yani genellikle kafamın estiği tarzda çalışıyordum. Eksiklerimi tamamlamak için genellikle hafta sonunu beklerdim. Hafta sonu saat 6:30 gibi uyanıyordum. Ve okuyarak, minik notlar alarak konu tekrarlarımı yapardım tüm derslerden. Bu sayede konu eksiklerimi geçirmiş olurdum. Daha sonrasında üstüne de yeni nesil sorular çözerek iyice kat kat giderdim. Peki kafamın estiği yere doğru gidiyorum diyorsun ya Bengüsü. Aslında bu biraz şunu gösterir. Sen eksiklerini tespit edebiliyorsun ve dolayısıyla vakit kaybetmek yerine hani program yaparsam eğer üst üste sayılar çalışmam gerekiyor ama ben üst üste sayılara hakimim zaten. Niye buna vakit harcayayım? Şu anda köklü sayılardan yeni nesil problemlerde benim eksiğim var deyip oraya doğru yöneltebiliyorsun kendini değil mi? Senin gibi fıtratı senin gibi olan arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Çünkü şu anda 8. sınıfa başlayacak. Ben de tam Bengisu gibiyim işte program yapamıyorum diyen öğrenciler var. Onlara ne tavsiye edersin? Zaten bence program çok da gerekli bir şey değil. O an kendilerine ne çalışmaları gerektiğini hissediyorlarsa bence o konudan çalışsınlar. Ve yani zaten belli bir kalıba kendilerini sokmayı denemesinler. Dediğim gibi konu tekrarlarında onlar geniş bir zamana yayarak yapabilirler. Bu sayede test çözmeleri o sürede engellenmemiş olur. Bu sayede yaparlarsa bence en iyi sonuca ulaşabilirler. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hasan da burada. Hasan'a da şunu soracağım. Sevgili Hasan, kaynak seçimlerinde nelere dikkat ederdin? Atıyorum matematikten kaç tane kaynak bitirdin? İsim vermeden kaç tane kaynak bitirdin? Türkçeden kaç tane kaynak bitirdin? Bunlardan bahseder misin bize lütfen? Ya kaynak seçiminde ben böyle kitabı açardım, sorularına bakardım böyle. Birkaç testini çözerdim. Kaliteli kalitesi olduğunu karar verip ona göre seçerdim, onu çözerdim. Çünkü yani kalitesi kaynakları çözmemeye çalıştım. Sonra ise işte matematikte falan 10-15 kaynak bitirmişimdir herhalde. Böyle hepsini tane. Türkçe'de de biraz daha az bitirmişimdir. Peki nasıl bitirdin 10-15 kaynağı? Atıyorum çarpanlar ve katlar ünitesini bütün kitaplardan bitirdim. Ondan sonra üstü sayıları bütün kitaplardan bitirdim. Köklü sayıları bütün kitaplardan bitirdim. Ya da şöyle bir model de olabilir. 5 tanesini hızlı bir şekilde ilerledim. Sonra genel tekrar için tekrar kitapları aldım. Ve genel tekrar için öyle devam ettim. Nasıl bir sistem uyguladın? Ya tek bir kitabı bitirmeye çalıştım. O kitap bittikten sonra başka bir kitabı geçtim. Böyle teker teker hepsini bitirmeye çalıştım. Hızlı bir şekilde bitirmişsin ama sene sonunda konularım var. Daha üçgenleri görmedin. O zaman kitapta bulunduğun noktaya kadar geldin. Öyle mi? Evet öyle. Yani bulunduğum konuya kadar geldim. Peki Egemen'e bir soru daha soracağım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Egemen, 8. sınıf konularına ne zaman çalışmaya başladın? Okulla beraber mi gittin? Yoksa ben yazdan önceden hafif hafif çalışmaya başladım diyebilir misin? Ben yazın son 2 haftasında, tatilin son 2 haftasında Türkçeden paragraf soruları, matematikten de konu ağırlıklı olmayan daha çok düşünce ağırlıklı sorular çözerek hazırlandım. Konulara okul başladığında giriş yaptım yani, o şekilde. Nedeni şu anladığım kadarıyla konu ağırlıklı olursa henüz konuyu bilmiyorum. Formüller vesaire var, bu konuya hakim değilim. Ancak mantık ağırlıklı şeyleri şu anda yorumlayabiliyorum şeklinde mi ilerledim? Evet hocam, konuya çünkü evde girersem bir yanlış anlaşılma kötü sonuçlanabilirdi. Okulda girmek istedim o yüzden. Güzel. Bu biraz şey gibidir. Güzel bir noktaya değindin Egemen. Cat bulma gibidir. Hani F klavye öğrenmeyin. Niye? Q klavye öğrendikten sonra o F klavyeyi öğrenmiş olmak sizi biraz zorlar. Hamlelerinizi zorlatır. Ya da iki parmak öğrenmeyin gibi. Teşekkür ediyorum. Peki şunu soracağım arkadaşlar hepinize. Yazdan sıkı bir şekilde çalışmaya başladım diyen var mı aranızdan? Yazdan sıkı bir şekilde çalışmaya başladım. Yok mu? Herkes okulların açılmasını bekledi. Güzel. Benim babam matematik öğretmeni olduğu için ben yaz tatilinde matematiğin ilk dönem konularını da okullar açılmadan bitirmiştim babamın sayesinde yardımlarıyla. Çok güzel. Bir dönemde 2-3 tane paragraf kitabı çözdüm. Ben de diğer derslerde ise okul açıldığında konulara giriş yaptım. Bu yükün azalmasında fayda oluyor. Tebrik ediyorum. Bir öğrencimiz daha vardı. Ben yaz tatilinde matematikle feni bitirmiştim ilk dönem konuları olarak. Matematikle feni bitirdi. Anladım. Evet. Kendi çalışmalarında ya da videolardan falan mı yoksa yine bir öğretmen ya da... Ben hiç özel ders almadım. Tamamen kendi çalışmam ve videolar sayesinde. Peki, tebrik ediyorum seni de. Diğer bir arkadaşımız daha vardı.
Benim de babam matematik öğretmeniydi, diğer arkadaşlar aynı şekilde. O yüzden ben de matematik biraz erken bitirdim. Çok güzel, tebrik ediyorum. Sevgili arkadaşlar, gerçekten de çok güzel bir başarı yakaladınız. Dediğim gibi üniversitede sayısal TM birincileri sizin gibi öğrenciler arasından çıkıyor genel olarak. Zaten birinci olmak o kadar da önemli değil, söyleyeyim sizlere. Önemli olan güzel bir başarı yakalamak ve bu başarıyı devam ettirebilmek. Yani birincilik bir unvandır. Üçüncü olsun, beşinci olsun, bence birinci ile onuncu arası çok fark yoktur zaten. Zaman içerisinde bunu da göreceksiniz. Ama bu temponuzu lütfen sürekli olarak koruyun. Göreceksiniz. 9-10'da tabii ki biraz daha rahatlayın, biraz daha dinlenin. Dersleri, konuları izleyin. Öğrenmeye çalışın, fakat zaman içerisinde bunu geliştireceksiniz. Öğretmenleriniz elbette ki sizleri yönlendirecekler, gene güzel başarılar elde edeceksiniz. İnşallah sizleri ileride çok daha güzel yerlerde görürüz. Peki şöyle yapalım, şimdi temenni olarak iki tane öğrencimize söz hakkı verelim. Bir erkeklerden, bir kız öğrencilerimizden. Bengisu, güler yüzünle senden başlayalım. Arkadaşlarımıza neler tavsiye etmek istersin? Şu anda LGS hazırlıkta bulunanlara buyurun lütfen. Öncelikle onlar kendilerine olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmesinler ve yaptıkları şeyi emin olarak yürüsünler. Çok hızlı bir tempoda hiçbiri başlayamayacaktır ki ben de başlayamamıştım. Sene başında çok yavaş bir tempoda başladım. Zaman geçtikçe, farklı sorular gördükçe, pratik yaptıkça tempoları doğal olarak onların da hızlanacaktır. Genellikle köşeye sıkıştıklarında çıkış yolu olduğunu bilerek ilerlesinler. Yani hepsi emeklerinin karşılığını alacaktır. Herkes çalışmasının sonucunu alıyor çünkü. Emekleri hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Evet, her ne kadar zor bir sistem olsa bile güçlü durmayı başaranlar, ayakta kalanlar bu sistemde birinci olarak çıkabilecek. Ben hepsine çok güveniyorum. Konu tekrarlarını da ertelemesinler. Yani yapmaları gerektiğini hissettiğinde yapsınlar. Ki daha çok soruları çözebilsinler, daha iyi odaklanıp yapabilsinler. Ben hepsine zaten güveniyorum. Şimdiden hepsine başarı diliyorum. Evet, ağzım açık dinledim Bengisu. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel konuştun. Mustafa, senden de temennileri alalım arkadaşlarımıza ve programımızı tamamlayalım. Buyur lütfen. Öncelikle başarılar diliyorum önümüzdeki yıl için. İnşallah çalıştıkları yerleri, diledikleri yerleri kazanırlar. Yıl boyunca bir sürü hata yapacaklar, korkmasınlar, belli bir hedef koysunlar kendilerine ki ne için çalıştıklarını bilsinler. Belli bir yerde bir hata yaptıklarında ya da durmak istediklerinde durup bir saat dinlensinler ya da o günü boş geçsinler ama her gün düzenli olarak çalışmaya çalışsınlar. Böyle yapınca illaki istedikleri okulu kazanırlar, benim temennim. Hemen bir şey daha eklemek istiyorum Mustafa. Mesela denemelerinin kötü geldiği oluyor muydu? Benim çok kötü denemem gelmedi ya. Ama deneme geldi de Mustafa, ona göre soru soracağım çünkü. Denemeler kötü geldiğinde sence öğrenciler ne hissetmediler? Çünkü ben hep şunu söylüyorum Mustafa, bilmiyorum katılır mısın? Ya denemenin kötü olması o kadar da önemli değil. Çünkü deneme senin şu anda eksiklerini gösteriyor zaten. Bu eksikliklerini gör ve hemen, yani sen doktora muayeneye gittin ve dedi ki hastasın ama ilacın belli senin, öyle değil mi? Yani çözümsüz bir şey değil bu. O yüzden denemelere yönelik de bir tavsiye alalım ve tamamlayalım senden. Buyur. Denemelere yönelik olarak herkes kendisinin hatalarını yapıyor. Yani doğruyu yapınca da siz doğru yapıyorsunuz, yanlış yapınca da siz yanlış yapıyorsunuz. Evet. Kendilerine fazla yüklenmemeleri lazım. Sizin de söylediğiniz gibi amacımız zaten denemelerde kendimizi denemek, yanlışlarımızı görmek, bilgimizi arttırmak. Peki Mustafa, çok teşekkür ediyorum bu güzel sözlerin için. Sevgili arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok güzel örnekler, açıklamalar verdiniz. Bu işin aslında çok basit olmadığını, fakat bu işin bir Ağrı Dağı'nı aşmak gibi yürüyerek ya da ne bileyim Everest'in tepesine tırmanmak gibi bir şey olmadığını da söylemiş oldunuz. Sadece genel olarak şu yorumları çıkartabiliyoruz. Bir, iradeli olacaksınız. İki, sabırlı olacaksınız. Üç, güzel takım arkadaşlarınız olacak. Çünkü sizlerin gerçekten de Bahçeşehir Koleji gibi güzel bir takım arkadaşınız var, güzel bir ekibiniz var. Diğer öğrencilerimiz, merak etmeyin, bizler buradayız. Sizlerin de güzel ekipleriniz var ama biraz daha otokontrol olmak zorunda. Sevgili arkadaşlar, hepinizi tebrik ediyorum. Dediğim gibi başarınızı devam ettirin. Sizlerden inşallah üniversite sınavında da güzel Türkiye dereceleri bekliyoruz. Güzel yerlerde görmek istiyoruz. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.